İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir Bizim Şehir programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu akşamki durağımız Korgan. Korgan Belediye Başkanımızla hoş sohbetimiz olacak. Bizim şehirde neler var, neler yok onu birlikte bu akşam konuşacağız. Sayın Başkanım bildiğiniz gibi iki dönem Korgan'da belediye başkanımız. Korgan'a güzel hizmetleri var, yaptıkları var, yapacakları var. Kısaca bugün onlara değineceğiz. Evet sevgili başkanım, şehrimize geldik. Şehrimiz güzel. Ordu zaten güzel. Yeşillikler içindeyiz. Şehrimize, beldemize güzel hizmetleriniz var. Olmaya da devam ediyor. Ben sohbete şuradan başlamak istiyorum. İkinci dönemdeyiz. Bir yılı da geride bıraktık. Vatandaşlarımıza vermiş olduğumuz hizmetler için birinci önceliğimiz, ikinci önceliğimiz dediğimiz hizmetlerden şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz hizmetler hangileridir? Oradan bir sohbete başlayalım. Evet, öncelikle Art TV ilçemizde ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizleri de ekran başında izleyen değerli hemşehrilerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Tabii ki Hamza Bey, yani Korgan şehri gerçekten sizin de söylediğiniz gibi bize ikinci dönemi nasip etti, verdi. Ben öncelikle değerli seçmenlerimize, hemşehrilerimize, halkımıza sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Biz de gerçekten o dönemde söz verdiğimiz gibi, yani seçim vaatlerimiz vardı. O vaatlerimizin neresindeyiz? 16. yılımızda, 16. ayımızda. Evet. İnşallah burada değerli Alt TV ekranlarındaki dostlarımızla paylaşacağız inşallah. Ben valla ikinci dönemde, birinci dönemde hastanesiydi, okuluydu, sanayisiydi, altyapılısıydı, kapalı pazarıydı, barajın başlamasıydı, arıtmaydı, göletti. Bir hayli bir şeyler yapmak nasip oldu. 136,5 kilometrede beton yol yapmak nasip oldu. 40'a yakında asfalt ve 89 kilometrede sadi kaplama yapmak nasip oldu. Asfalt ve sadi kaplamaları Büyükşehir Belediye'miz, Allah razı olsun, o dönemdeki değerli büyüğümüzün ilçemize hizmetidir. Ve Büyükşehir yol ağlarıydı zaten. Ve 21 kilometrede Dokap'tan yeşil yolumuz vardı. Bu yeşil yolunda gerçekten 9 kilometresi bitti, 12 kilometresi kaldı. İnşallah bu 9 kilometre yapmış olduğumuz yolun ihalesini Büyükşehir yapmıştı. Sadece şu an ve kanalları bitecek. Ve kanalları bittikten sonra firma tasfiye edilecek, teminatı ödenecek ve ayrılacak. İnşallah 2021 yılında da yeni ihalemiz yapacak. Biz de bu dönemde geçmişte yaptığımızın, yani 136,5 kilometre yolun 14 kilometresinin betonun Büyükşehir, 21 kilometresinin 9 kilometresinin de Dohap yapmış idi. Ve geriye kalan bölümü de Rabbimize yapmak nasip oldu. Ve biz onları da hamdolsun bilir. İkinci dönemimizle ilgili de biz şehrimizde Yeşildere'den, mahallemizden bitirdik yolumuzu, söz verdiğimiz yolumuzu 600 metre. Aşağı Yaylacık'taki mahallemizdeki yol sorunlarını tamamen bitirdik. Yeşildere'de de inşallah tamamını bitirmek için bir 500 metre falan bir yolumuz kaldı. Yukarı Yaylacık'ta da Dereköy diye bir alanımız vardı. Onu da bitirdik, hamdolsun, 800 metre. Çünkü 1 kilometresinin maliyeti 400 bin lira. Evet, maliyetler. Maliyeti. Maliyet. Ama bizim taş ocağımız ve santralımız olduğu için, beton santralimiz olduğu için biz bunları 270-250 civarlarına mal ediyoruz. Çünkü bu taşı kırıyorsun, elektrik var. Her ay zaten elektrik faturası 14 bin lira ödüyoruz. O yüzden biz bu şehre hizmet etmek için kendimizi adadık. Ne, bu şehre hizmetkar olmak için gayretimiz var olan mücadelemizi sürdürüyoruz. Rabbim inşallah güzel hizmetleri etmeyi, ettiğimiz hizmetleri de sizler dostlarımız aracılığıyla vatandaşlarımızla paylaşacağız. Evet. Ve bununla beraber bizim yukarı Yaylacık'ı bitirdikten sonra Çiftlik'te Cüceler ve Hamlık mahallelerimiz vardı. Yani mevkiler. Daha önceki mahalleler, şimdiki mevkiler. Buralarda da onlara hamdolsun söz verdiğimiz gibi onu da bitirdik. Çiftlik mahallemizde yine 7 kilometre sadi kaplama vardı. Onu da bitirdik. Yol problemi hemen hemen. Oraya geleceğim inşallah Hamza abi. Ve biz bundan sonra da yine durmadık. Bizim şu an elimizde olan söz verdiğimiz mahallelerimizden hemen yine Yazlık mahallemizde 1,5 kilometreye yakın betonumuz, Yazıcı mahallemizde şu an bitirdik. Yine Tepe mahallede yol genişlememiz vardı 500 metre, onun bitirdik.
Yani bu söylediklerin betonun da maliyeti zaten. Eğer ki sen en iyisini yap, çarşının şimdi asfaltını yaptık. 2 kilometre sati kaplama değil, sıcak asfalt BSK. Hastane yolumuzu, Yedaş'ın önündekini, Anadolu Lisesi'nin önündeki stadyum, kapalı salon, spor salonu, İmam Hatip Kız Lisesi ve yurdunun önünü, müftülüğün önünü, onu hamdolsun bitirdik sıcak asfalt. Sanayimizin hem içinde ara caddesini hem de ana cadde iki bölümde olan caddesini 1,5 kilometre onu da bitirdik. Ve Sanayi 6.000 ton beton asfalt attık. 6.000 ton asfalt attık ve pardon 600.000 ton asfalt attık. Ve bunlarla beraber hamdolsun şimdi bizim elimizde yeni mahalle, yeni Pınar mahallemiz vardı 800 metre. Oranın da asfaltını bitirdik. Şimdi pazartesi itibariyle de inşallah söz verdiğimiz bunlar bitirdiklerimiz. Evet. Söz verdiğimiz mahallelerimizde Yeni Pınar, Yeniköy, Yeşilyurt onları biteceğiz. Tekrar Yeni Pınar mahallemize geleceğiz. Orada Büyükşehirimizin bu biteceğimiz iki mahalle Yeni Pınar, Yeniköy ve Yeşilyurt mahallesi Hamza Bey 3 kilometre beton. 3 kilometre bir beton ve ardından Yeni Pınar'a döneceğiz. 3 kilometrede 7 metre yine 7 20 olması lazım. 20 santim kalınlığında o Yazıcı'daki Yeni Pınar'daki de yolumuzu bitireceğiz. İşte biz şimdi söz verdiğimiz gibi yani 136 kilometreden sonra bu yıl hedefim yıllık 20 kilometre beton yapmak ve bununla beraber de bizim yıl genelinde 80 kilometre yani 5 yıl bu dönemde 80 kilometre beton yapayım. Şehrimizin yol ağlarında %85 işte az önce sizin dediğiniz gibi yol sorununu Evet. bitirmek de istediğimizi anlatmıştık ya. %85 oranında Allah'ın izniyle yol sorunumuzu bitireceğiz. Başkanım tabii ki buralar engebeli araziler ve büyük şehirle birlikte de köylerimiz mahalle oldu ve sizlerin artık oralara hizmet büyük şehirle birlikte hizmet götürüyorsunuz. Mesela bizim bu mahallelerimiz kaç oldu? Kaçtı? Büyük şehirle birlikte ne oldu? Bize bağlanan Büyükşehir olmadan önce dört belde bir ilçe 16 mahalleden oluşuyor idi. Bir de özel idare vardı. Evet. Bunların hepsi kapandı. Ve bunların hepsinin personeliyle Allah senin andırsın Hamza Bey. Yani bizde daha önce Korgan Belediyesi'nin 52 personeli vardı. Bize 112 personel geldi. Evet. Özel idare bizde oldu. 4 belediyesinin de personeli bizde Personeli buraya oldu. geldi. 14 milyon da belde belediyelerinden borç Borç geldi. geldi. 3,5 milyon, 18 milyon borç da devraldım. 18 milyonla borç devraldığım şehirde Korgan ilçe merkezinde 1 kilometre, 1 metre beton yoktu. 1 metre beton yoktu. Ben 136 kilometreyi mecliyelerimiz, muhtarlarımız, vatandaşlarımızın bize vermiş olduğu yetkiyle biz 136,5 kilometreyi yolu bitirdik. Şu anki borcumuz bizim 28 milyon. Yani 28 milyon da borç da değil. Borç değil çünkü yapılan 28 hizmet. milyon yani o da değil. Yani Yapılan İller hizmet yok. Bankası'nda ben aldığımda 12 milyondu. Şu an 8 milyon borcum var İller Bankası. Diğerleri 12 milyon SSK borcu. 6 milyon emekli sandığı, 3 milyon vergi borcu. Tamamen bunlardan gelir. Ben şu an personelin maaşını ödüyorum. Hiçbir borcum yok. Ama SSK ve emekli sandığını yapılandırdım. Yapılandırmayla beraber ödüyorum. Sıkıntı var mı? Var. Yani İller Bankası'ndan bir pay yüksek gelse ödediğim 420 bin lira maaş ödüyorum. 340 lira para geliyor. İki ay, ikinci dönemim. 2 ay belediye başkanlığı yaptım. Bu pandemi sürecinden dolayı 2 ay vergilerde, elektrikte, SSK'da, emekli sandığında, kültür varlıklarının gelirlerinin paylarında hiç kesilme yapılmadı. 700-700 para geldi de keyfine vardım. Evet. Maaşı ödedim 200-300 bin lira para kaldı. İşte piyasa borcu şu bu onları ödedik. AFAD olmuştu ondan önce 1500 lira AFAD'dan para aldık. 500 lira da orada milletvekilimiz Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan Metin Gündoğdu Allah razı olsun 500 bin lira da o aldı. 1 milyon da İstanbul milletvekilimiz Maliye Bakan Yardımcımız benim de İstanbul'dan Teşkilat Başkanım Nurettin Nebati abimizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanlığından 1 milyon da o aldı. 3 milyon hibe para aldım. 5 bin lira yakıt borcum vardı. 500 bin lira çimentoya ayırdım. 500 bin lira araba şu falan borçlarımız, piyasa borçlarımız vardı. Onları temizledim. Rahatladım. Borçlarımı da 25 milyon çektim. Evet. Böylelikle de hem önünüzü açmış oldunuz hem beldenizin önünü açmış oldunuz. Kesinlikle. Evet.
Şimdi başkanım, sanayi sistemimizle alakalı oradan şöyle bir girdik ama sözü lafı gelmişken sanayi sistemimizle alakalı bir projemiz vardı. Durum nedir? Sanayi sitemizle ilgili Hamza Bey, ben 80 dükkanı hayal ettim. 80 dükkanında 80'ini %99.9 oranında bitirdim. Bitmeyen ne kaldı? Sadece içindeki bir yıl, onu da bekleteceğim. İçindeki iki caddenin yolu kaldı, asfalt yapacağım. Onu da parke yapmayı düşünüyorum. Çünkü burası yağmur olan bir bölge. Yani en azından sular aktığında, iş geldiğinde bir parke suyu emsin, çeksin. Çünkü orası da yığma toprak. Çünkü asfalt döktüğümde, suyu çektiğinde asfalt bozulur. Oynar. Sıkıntı olur. O yüzden parke yapmayı düşünüyoruz. İnşallah onu da bitirdiğimizde biz esnafın hepsini de teslim ettik. Onlara da şunu söyledik ki 6. ayın 15'i itibariyle herkes oraya geçecek arkadaşlar. Ve hamdolsun 15'e yakın dükkan şu an geçti. Hepsine zabıtayı gönderdim. Dedim ki 15 gün size süre, 15 gün içinde geçmeyen dükkanların hepsini, sanayi olarak olan dükkanların hepsini mühürlüyorum. Çünkü 13-14 milyonluk oraya yatırım yapıldı. İnsanlar oraya geçti. Çarşının içinde, çünkü yaşanabilir bir korgan olması için çarşının içi asfaltı bitti, kaldırımı bitti. Esnafı da şimdi kaldıracağız. Oralara çiçek böcek koyacağız. Aydınlatmasını yapacağız inşallah. Büyükşehir Belediye'mizle şehrimizin. Ondan sonra gerçekten korgan yaşayan, yani o ölü görüntüsünden, o karanlık görüntüsünden kurtularak hem asfaltta çizgisiyle, aydınlatmasıyla sanayinin içinde olmayıp dışına taşımış bir şekilde gerçekten kaldırımda rahat yürüyen, bebek arabasını rahat götüren hanımefendiler olacak. İnşallah keyifle oralarda yaşayacağız. Evet, aydınlatma demişken elektrik hatlarıyla alakalı da çalışmalarımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız ne durumda? Evet, elektrik hatları da şöyle Hamza Bey. Yani bir şehrin gerçekten elektrik, su, kanalizasyon, şebeke suyu izale hattı, bunlar çok önemli. Bak, biz şehrin ana caddesinin hem izale hattını, hem kanalizasyonunu, hem yağmur suyunu, hem de elektrik hatlarını yer altına aldırdık. Hamdolsun ki biz elektrikle konusunda trafo merkezi denen bir sistem var. Trafo merkezi bu şehrin yani enerji üstüne olmasını sağlayan bir imkan veren bir trafo merkezi. Bu da 19 ilçede şu an yatırımda olan yok, bir tek organda var. Biz de bunu Enerji Bakanlığımızda ki o dönemde il müdürümüz, koordinatörümüz olan Ümit Kışlalı Bey'den Allah razı olsun, onun da desteğiyle ve bugün de hamdolsun bu yıl ihalesi olacak. 40 milyon civarlarında bir yatırım olacak. 40-45 kişi çalışacak. Elektrik mühendisi, teknisyeni, elektrik elemanlarından ne aklına gelirse hepsi orada inşallah ekmek yiyecek. Yani biz orada vesile olacağız. İnşallah bu yapıldığında bizim bölgeyle ilgili gelecekte 50 yıllık burada elektrik sıkıntısı olmayacak. Bırak elektrik sıkıntısını, buradaki elektrik merkezine indirmeyle beraber Kumru, Aybastı, Çatalpınar, Çamaş, Kabataş da korgandan elektrik alacak. Yani evet, korgan enerji üstü olacak. O anlamda inşallah Allah bana onu da yapmayı nasip edecek. Bunu da yaptığında şehirde gerçekten yolu sıkıntısı olmayan, baraj %35 seviyesinde su sıkıntısı olmayan, altyapı ile ilgili de Mayıs ayında, ayın 5. ayın 15'inde ihalesi yapıldı SWAP programından. Altyapıya girilecek. Altyapı ile ilgili 20 milyon tuttuysa 10 milyonunu İller Bankası hibe, 10 milyonunu da OSKİ'nin yatırımı olacak. Korgan şehrin merkezinin hem arıtması, hem altyapısı, hem yağmur suyu, hem de kanalizasyonu %80 oranında bitecek. Yolla aynen orantılı olacak evet, belki. Yani OSKİ ile de birlikte iyi bir çalışmamız var. Yani tabii. Büyükşehir ile birlikte koordine bir çalışmayla kesinlikle bunları ortadan kaldıracağız. Hatta şunu ekleyeyim Hamza Bey. Yani OSKİ müdürümüz gerçekten Murat Usta, teşekkür ediyorum. Daire başkanımız yine Sezai Ataklı'ya teşekkür ediyorum. Daha önce Fatih Yürük abimize, genel müdürümüze şunu ifade etmiştim. Bu SWAP programından daha önce, çünkü İller Bankası'nın hibe projeleri, bunları alınıyordu. Büyükşehir'de olduğunda vermedi. Bunu kullanalım dedim, ikna edememiştim. Murat Bey'den Allah razı olsun ikna oldu, mantıklı buldu. Ay bastı, Perşembe, Korgan. Üçü SWAP programına girdi. İşte o zaman, çünkü kanalizasyonlarımız derelere gitmeyecek, atıklarımız derelere gitmeyecek, sanayi atıklarımız derelere gitmeyecek, arıtma sanayinin alt tarafında olacak. O da aşağı yukarı 2 milyon gibi bir proje.
İş yerini de belirledik. İstiklalını yapacak OSKİ'miz. Ben evet. O anlamda gerçekten öncelikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mehmet Hilmi Güler'e, Bakanımıza, ardından da OSKİ Genel Müdürümüz Murat Kusas çok teşekkür ediyorum. Başkanım biliyorsunuz yeşillikler ortasındayız. Geçtiğimiz günlerde de çiçekler solmadan bir Korgan yaylasına çıkmıştık. Yayla turizmi ile alakalı da neler söyleyebiliriz? Ben gerçekten orada Kano Spor Kulübü'ne, Ordu Kano Spor Kulübümüze, Doğa Sporları Kulübümüze sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Evet. Aynı zamanda da Alp TV'ye ve Ümit Bey'e ve siz Hamza Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlere destek verdiniz. Fotoğraf kulüplerinin yine üyeleri oralardaydı, başkanları oralardaydı. Gerçekten yaylalarımız, yeşilimiz, turizm anlamında muhteşem bir yaylamız var. Tabii ki bu pandemi sürecinde çok yararlanamadık ama sizin de gördüğünüz gibi yayla gülleri, orman gülleri, av güllerinin o bölgede, yani fotoğrafçıların o ayda biri, Altıncay'ın biriyle işte sonlarına doğru devam ediyor o orman gülleri. Muhteşem bir parfüm gibi, mis gibi kokuyor oralarda. O güzellikleri bütün insanlara yansıtmaya çalışıyoruz. Türkiye'deki bütün o doğa severlere, fotoğraf kulüplerindeki üyelerine buraya davet edip o güzelliği inşallah yaşatacağız. Sizleri de tabii desteğiyle. Bu tek başına olmuyor. Bu hem sizler gibi değerli televizyon sunucuları, televizyon sahipleri, abilerimizin destekleriyle, gazetecilerimizle, doğa spor kulüplerimizle, fotoğraf kulüpleri, hepsi birlikte, yani tek başına hiçbir şey olmuyor. Evet. Bu şehri birlikte yöneteceğiz, idare edeceğiz inşallah. Yani bu kaymakamlığı, adliyesi, milli eğitimi, yani buradaki esnaf odaları, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, hep birlikte yapacağız Allah'ın izniyle bunu. Ben o anlamda desteklerinizi gördüm. Sizlere de gerçekten orada katılım gösterdiniz, bizlere destek verdiniz. Sizlerle beraber Ümit Bey'e çok teşekkür ediyorum. İlerideki hedeflerimiz mesela orada sohbet etmiştik ama biraz daha burada açalım. Mesela o gölün etrafında çadırlar, akşamları müzik. Belki bu yıl geçti ama önümüzdeki yıllara bir festivaller falan düşünebiliyor muyuz? Düşünebilir miyiz? Yani biliyorsunuz Korgan Aybastı şenliklerinden sonraki Edirne'deki şenliklerden, güreşten sonra en yoğun katılım olan Aybastı. Yani Kırkpınar güreşlerinden sonra daha sonra Korgan Gölköy böyle devam ediyor. Biz de aşağı yukarı 40-50 bin kişinin katılımıyla yaylada biz güreşlerimizi yapıyoruz, atasporumuzu. Ama daha değişik tabii ki burada kanat sporları, yeşillikler, işte orada kamalyalar, orada doğa sporlarıyla beraber çadırlar, işte off-road kulübünün işte üyeleriyle beraber bu şekilde tabii ki yayla turizmini de geliştirerek, ki yayla ile ilgili Bolaman Havzası ile ilgili de çok önemli bir proje var biliyorsun. Hatta ayın 14'ünde valilikte, yani 7. ayın 14'ünde saat 14.00'da valilikte toplantı olacak. Biz de Korgan Belediyesi olarak da 14 projeyle oraya yarışa girdik. İnşallah oradaki hedefimiz 14 projeyi geçirmek. 14'ü olmazsa bile onu olsun yine razıyım. Onun içinde iten içi var. Onun içinde yayla bisiklet yolları, seyir terasları, oralardaki o güzelliklerin, o bal ormanlarının ve oradaki yeşil yolun daha güzelleşmesi, ulaşımın daha iyi sağlıklı olabilmesi için göletler var. İnşallah bu projenin içinde olduğunda inşallah biz yaylalarla ilgili, yayla turizmiyle ilgili Korgan hak ettiği yere geleceğine inanıyorum. Hak ettiği hizmeti alacağına inanıyorum. Turizmden söylemişken göllerimiz ve şelalelerimiz var. Geçtiğimiz günlerde Vali Bey Aybastı'ya gittiğinde Çiseli Şelalesi'nin Aybastı bölgesinde olduğunu söylediler ama ben hafızam yanılmıyorsa Korgan, yani Çiseli Şelalesi Korgan'ın diye biliyorum. Çiseli Şelalesi Korgan'ın mı Aybastı'nın mı? Şimdi tabii ki mülkiyetle beraber Korgan'ın, yani ki oradaki meslektaşım abimiz de biliyor ama orada bir yanlışlık oldu. Yani birisi, bazıları kasıt aradı. Korganlı hemşerilerimiz de kasıt ama bir kasıt yok. Ben meslektaşım olan değerli dostum Beytullah Geçtan beyefendiyle de, başkanımızla görüştüm. Vali Bey'le de görüştüm. Dedi ki başkanım bana, ben uygun mu diye tweetimi yazdım. Başkan Bey'e de sordum. Uygundur dedi. Başkan Bey'le de görüştüğümde ben içeriğini okumadım başkanım dedi. O yüzden dedi Korgan yaylası, şimdi biraz yarım saat sonra misafirim olacak. Evet. Korganlarındır dedi. Korgan şehrine gelirken dedim ki bak beyanat ver, öyle gel dedi bana. Başkanım açıklama yapıyorum dedi. Korgan şelalesi
Korkan zaten geçmişte İzzet Bey'le de biz çalıştık birlikte bir dönemde. Bir sıkıntı yaşamadık. Zaten fiziki olarak da mülkiyet olarak da Korkan şelalesi. Çünkü bizim hemen oradaki yaylalarımız, Koçcuğaz yaylalarımız evet. var bize. Çoban Tepesi dediğimiz oraya bağlı. Yaylalarımız bizim yaylalarımız zaten ki Tabataş'ında Adatepe'yi kullanıyor Korkan toprakları. Yani biz ne yapıyoruz? Yaylalar herkes yararlansın, herkes faydalansın ama şelalelerle beraber oradaki Menderesler'in birçoğu da zaten Korkan topraklarında. Ama ben geçmiş dönemde hizmetten değerli meslektaşım İzzet Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Yaylalarla güzel işler yaptık, birlikte de güzel işler yaptık. Oralarda fiziki olarak oraya Aybastı'ya yakın, geçmişte Aybastı, Perşembe Yaylası'nda Faslalılar, Korkanlılar daha çok vardı. Bizim Korkanlıların hala kümbette mezarları var, Faslalıların hala mezarları var. Yani Aybastılı hemşerilerimiz yaylacılığı daha yeni yapmaya başladılar. Geçmişte yapıyordu ama o topraklarda kullanan daha çok Korkanlı dostlarımız, büyüklerimizdi. Ben ölmüşlere Allah rahmet eylesin diyorum. Bu arada da gerçekten yine meslektaşımız bizden iki dönem 2014 arası hizmet yapan Korkan Belediye Başkanımız olan Sayın İhsan Güven'e de bugün Rabbim Rabbim Rahman'a kavuştu. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Bu ilçeye hizmetleri olan sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir ailenin mensubuydu. Kendisine de Rabbimden rahmet diliyorum. İnşallah mekanı cennet olur, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Güzel bir dostumuzdu. O arada onu anmış olalım. Evet. Evet, bu arada sosyal medya üzerinden başarı dileyenler var. Adil Barıtçı, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Korkan Yeşilalan Mahallesi'nden sizlere ve Tuncay Kiraz Başkanıma selamlar olsun demiş. Ekrem Bilin, başkanım hizmette gururla Allah'ın izniyle sayende devam. Korkanımızı göreve geldiğiniz bugüne hizmet şantiyesine çevirdiğiniz Allah sizden razı olmuş olsun demiş. Ahmet Bulas, sağ olasın başkanım, hizmetlere devam ediyor, sırasıyla verilen sözler tek tek yerine getiriliyor, durmak yok, çalışmaya devam demiş. Böylece güzel dilekleri olan tüm dostlara da bizlere de selam olsun diyoruz. Evet, ben öncelikle Yeşilalan'dan arayan Adil Baş arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu arada hem Yeşilalan'da biz yine Ahmet Şahin Mecliye'miz var oradan. Onun mahallesi gerçekten uzun yıllardır hizmet görmeyen bir mahalleydi. Yol genişlememizi yaptık ve orada beton yolumuzu da bitirdik. Bu senede inşallah Başköy Irmağı'ndan Yeşil Alan Okulu'nun önüne kadar olan kısmının statik kaplamaları yapılacak. Bunların da kendisine müjde vereyim. Daha sonra da yine birkaç noktada beton çalışmalarımız olacak. Onları da yapacağız inşallah. Yeşil Alanlı hemşerilerimiz benim de hemen köyde sınırları komşum olan bir mahalle, sevdiğim, değer verdiğim dostlarımdan olan bir mahallemiz. Buradan da Yeşilalanlı hemşehrilerimize selam edelim. Ardından da yine Ekrem Bilim arkadaşımız, Yeni Pınar'da Okul Aile Birliği'nde bir dostumuz. İnşallah Yeni Pınar mahallemizde az önce de başta ifade ettik. Hem İmamoğlu sokakta 800 metre hem de onunla beraber 3 kilometrede Alankent'e giden yolumuza betonumuzu yapacağız. Asfaltımızı bitirdik. Daha sonra da yine orada alternatif sülük gölünden sonra alternatif bir yolumuz vardı. Oranın da sıcak asfaltına başladık. Orada da inşallah havalar elverişli gittiğinde o 1 kilometre yolunda sıcak asfaltını yapacağız. Buradan da Yeni Pınarlı hemşehrilerimize müjdemiz olsun. Yeni Pınar'da 12 derslik bir okulumuz vardı. Onu Yeni Pınar olunca bunu da işleyelim. Evet. 12 derslik okulumuzu İstanbul'dan değerli benim de sevdiğim, değer verdiğim Mehmet Altınkılıçlı iş adamımız orada 12 derslik okulu protokolünü valilik ve milli eğitimle yaptılar. Yapmak için protokolü imzaladı. İş adamımız yapacak onu. Ben de orada o okuldaki aile birliği olan hem Harun Batırlık hem de Ekrem Bilim arkadaşımıza buradan hayırlı olsun diliyorum. İnşallah birlikte bizim onların döneminde bitecek. Okula sahip çıkarlar. Okul aile birliği olarak çocuklarımıza sahip çıkarlar. Oralardan ne okulları yapacak güzel yiğitler yetişir. O dostlarımızın da inşallah katısı olur. İnşallah. Evet, Recep İliş de aynı şekilde tebrik ederim. Hayırlı kıymetli başkanım demiş. Evet, bu arada İslam Dağı yolunu ve Niksar yolu olarak not almışım. Buralardaki durumlarla alakalı çalışmamız nedir diye
gelen sorular arasında evet, başkanım. Ben yine arzu diyorsan yani uygunsa Ahmet Ali Oblat arkadaşımızın mesajını unuttuk. Bizim de birlikte çalıştığımız değerli meclis üyesi bir arkadaşımız. Uzun yıllar yurt dışında kalmış iş adamı bir dostumuz. Şu an birlikte ikinci dönemimiz birlikte görev yapıyoruz. Ona teşekkür ediyorum. Bizleri izliyor iyiymiş. Recep Biliş abimize de kendilerine buradan saygılarımı iletiyorum. İnşallah takip etmeye devam etsinler. Biz her mahallede hizmetlerimizi gururla buradan sizlerin ekranda başındaki sosyal medyadaki dostlarımız aracılığıyla sizlerin aracılığıyla inşallah duyurmaya devam edeceğiz. Nihsar İslam Dağ Yolu. Nihsar yolu bizim 4. ayın 10'unda ihalesi pandemi olayı yapılacak idi. Pandemi olayından dolayı kaldı 6. ayın 17'sinde. 6. ayın 17'sinde de ihaleye çıktı. Orada metraj kısa olduğu için yıl sonuna kaldı. İnşallah 7 kilometre bir yolumuz o yol. Nihsar'dan 49 kilometre yolun şu ana kadar Korgan sınırları içinde olan 19 kilometresinin 7 kilometresi kaldı. 12 kilometresi bitti. 7 kilometresi de bittiğinde Korgan şehri inşallah yani orada devlet yoluna kavuşmuş olacak ve bunun da bu yolun ihalesinin yapılmasında bu sürece alınma ihale programına alınmasında desteği olan Ordu Milletvekilimiz benim de sevdiğim değer verdiğim Ergün Taçı vekilimize çok teşekkür etmek istiyorum burada. Çünkü niye? Yani bizim hem İslam Dağı yolumuzun bakın Nihsar yolumuzun hem de Korgan'dan buraya gelirken yollarda bir çalışmayı görmüşsünüzdür. O yolların Korgan'dan Fatatka'dan Korgan Kumu Sapağı'na kadar genişlemesi yapılacak. Sıcak asfalta dökülecek. Hala hem sıcak asfaltı hem zayıf sistemin çalışması hem de yol genişlemesi yapıyor. Siz de görmüşsünüzdür evet, Hamza Bey. Evet gelirken gördük. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. İslam Dağı yolu da şu an dip mahalle aşağı köye 200 metre kaldı. Bu sene hem köprü yapılacak hem de 13. kilometresine kadar asfaltı bitmiş olacak. Yani biz İslam Dağı yolu ile ilgili inşallah 2021 yılında gidip gelebileceğimize inanıyorum. İnşallah çünkü burada ödenek söz konusu. Ödenekler biliyorsun bu biraz devletimizin bu maddi sıkıntılara evet, girdi bu pandemi olayından dolayı. Ama şu an hızlı bir şekilde müteahhit çalışıyor. Ben inşallah önümüzdeki haftada bakanlığa gidip genel müdürümüze bir görüşmem olacak. Bir dostumuz aracılığıyla inşallah oranın ödeneğinin artırılması, hızlandırılması ve ihmal ihalesinin de bu firma üzerinden yapılıp geriye kalan 3 kilometre yolunda bitirilmesini arzu edeceğiz. Çünkü yol niye arzu edeceğiz? 3-4 noktada çok ciddi heyelanlar var. Bu heyelanlardan dolayı da yol 1400 metre karşı yaka yani Kumrut topraklarından gelen yolumuz Korgan topraklarına 1400 metre bir geçiş olacak. O yol oradan geçecek 1400 metre. Çünkü o mesafeyi eğer ki bu şekilde geçmezsek çok çok ciddi bir heyelan var. O heyelanı bu şekilde inşallah Hamza Bey aşacağız. İnşallah. Evet yine Fatih Uçarmak Sayın Başkanım Kuş Kayası için beton yol programımızda var mı demiş. Fatih Uçarmak. Harun Batırlık teşekkür ederiz başkanım. Hep beraber kazası belasız Allah'ın izniyle sizlerin sayesinde bitireceğiz. Durmak yok. Hizmetlere devam demiş Harun Batırlak da. Evet Fatih Uçarmak'ın da böyle evet. bir sorusu Kuşkayası ile ilgili çalışma yaptık. Zaten inşallah biz bu dönemde Kuşkayamızda da genişlemesi yapıldı ve oranın da asfaltı betonunu biz Fatih Uçarmak arkadaşımız. Evet. İçi rahat olsun oranın da betonunu inşallah yapacağız yani. Ama bu sene yetişmeyebilir çünkü valilik programımızdan söz verdiğimiz protokol yaptığımız mahalleler vardı. Onları bitirmemiz gerekiyor. Çünkü bu yolları bitireceğiz ki valilikten YİKOP kanalından yine para almamız lazım. Bu yolları bitirmezsek bize bir ödenek çıkarmazlar. O yüzden öncelikle o valilik programından aldığımız yani Yeniköy, Tiryaki, Fundoğlu, Yeşil Yurt Kadırlıoğlu merkez ve Koçcuaz'da hava kaya diye kaymanlar diye tutanaklar Ağaca Güney diye bu mahallelerimizde Yazıcı Güzdesi buralarda beton çalışmalarımız olacak. Aşağı kosmada Kaymakçı yanında ve diğerci bir arkadaşımızın olduğu yerde Tepalan'da Taşdibek'te Orta Kümevler'de Orta Mahalle Kümevler'inde Karakışla'da Tepe Yerkırtlı'nda, Köte Nevyan'da, Yukarı Kosunlar'da, Çobanoğlu'nda, Çayırkent'te, Karşıyaka'da. Yani şöyle diyebiliriz başkanım, yani şey bitmeden, yani bu dönemi bitirmeden Allah'ın izniyle mıntıkamızdaki yollarımızın hemen hemen %99'unu bitirmiş olacağız. İşte, yani sırayla gidiyoruz. Kesinlikle, yani çünkü
Buralarda geçen yıldan program yaptığımız, şimdi Fatih Uçakarmak abimizin oradaki yolu da geçen sene yaptık genişlemesine, ama biz şimdi şuralarda beton, işte bu valilikle yıkım panelinden aldığımız ödeneklerin, çünkü bu şehirde bizim tabii bu proje bitecek. Bitecek ki ondan yeni sonra projelere, onları yeni programlara buralara da aldık. Bu programlar da arkasından devam edecek. Burası da kısa bir alan zaten. Onları da inşallah yapacağım. Çünkü ne dedik? %85 oranında yol sorununu çözeceğiz. Ama vatandaşımız şunu istiyor. Hepsi bir senede olsun diyor. Mümkünatı yok çünkü Hamza Bey. Evet, bir senede. Bir senede mümkünatı yok çünkü. Bu hem maddi olarak, hem zaman olarak, hem de hava şartları olarak yani çok zor. O yüzden ama biz orada arada boşluklarda bu ufak yerleri, kuş kayası gibi yerleri bunları bitireceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah. Sayın Başkanım, sohbetimiz devam ediyor. Yarım saati de açtık. Sorular da geliyor. İsmail Karabacak, başarılar başkanım. Tebrik ediyorum sizleri demiş. Başarılarımızın devamını dilemiş. Tabii sosyal medya üzerinden yayınlar yaptığımız için vatandaşlarımızı da pek sıkmayalım. Güzel bir sohbet oldu. Bir değerlendirme yapmış olduk. Eğer benim atladığım bir durum varsa size sözü veriyorum. Toparlayarak bu akşamki programımızı olur bitirelim. Ben hatta yani temenni ve istekler bölümünde daha çok sorulara cevap verelim. Çünkü vatandaşın evet sorusunu çözelim. Çünkü aynen, biz bunları hep zaman zaman sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza paylaşıyoruz. İnşallah biz yani burada hem Adalet Sarayımız, Hükümet Binamız projelerimiz var. Hem trafo merkezimiz, hem de bununla beraber Korgan'ın yıllardır kanayan yarası Sülük Gölü programımız var. Bunu da gerçekten Ordu Büyükşehir Belediye'miz Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendi, Sayın Bakanımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Genel Sekreter Yardımcımız Bülent Şişman'a gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü geldi, yerinde gördü Sülük Gölü. Sülük Gölü Hamza Bey, Korgan'ın kanayan yarasıydı. İnşallah 2 milyon gibi bir yatırım yapılıyor şu an. O sorunu da biz çözeceğiz. Yani hem Sülük Gölü, hem Trafo Merkezi, hem Adalet Sarayı, hem de hükümet konağını bitirdiğimizde biz bu şehirle ilgili hizmetlerin, devlet yatırımların geçmiş dönemde 276 milyon devlet yatırımı aldık. Bu dönemde ona yakın bir yatırımın alınması için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde inşallah yani vatandaşın sorularına muhatap olmak, vatandaşların yol sorunlarını çözmek, işte sosyal alanlarını, bak İller Bankası'ndan park yapmıştırdık. Yine bir Beylikdüzü Belediyesi'ne bir park yaptırdım ben buradan. Özel bir firma şu an bir park yapıyor. Yani kaldırımlarını yaptık bu şehirlerin. Yani asfaltlarını, betonlarını, satih kaplamalarını yaptık. İnşallah biz yani her mahallede, az önce isim saydığım mahallelerimden, şimdi bazıları bizim ismimizi, bizim mahalleyi söylemedim diyebilirler. Evet. Ama biz onların işte daha önce atladık, bakın kaç mahalle, kaç ne oldu diye onları paylaşırken orayı unuttuk. Biz 49 mahalle idi. Şimdi beldelerin kapanmasıyla 25'e, çünkü bir belde 7-5 mahalleden, evet, 4 mahalleden oluşuyordu. 29 mahalleye düştü. 29 mahallede biz hepsinde çalışma yaptık. Kimisinde 10 kilometre, kimisinde 5 kilometre, kimisinde 1 kilometre. Hiçbir mahalleye 1 kilometreden aşağı yol yapılmadı geçmiş dönemde. Bu dönemde de inşallah onları yaptığımızda biz işte iddia ettiğimiz o %85 oranında yolumuzu yapacağız. O dostlarımızın da soruları hepsi akıllarında kalmasın. Sadece sosyal medyada yazdıkları gibi kalmayacak. Sadece bizim burada ekran sosyal medyadan konuştuğumuzda da kalmayacak. Hepsini yerine getireceğiz. Ben bu arada da İsmail Karabacak hemşehrimize, dostumuza, burada Korgan'da iyi bir iş adamımız, iyi bir esnaf arkadaşımıza, hem kendisine hem de ailesine buradan sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başkanım, hizmetlerimizi tabii ki söyledik. Hükümet konağı dediniz, okullar dediniz, yeni binalar dediniz. Ben buraya geldiğimde aslında buraya bir belediye binası da lazım, ama siz önce vatandaşa hizmet diyorsunuz. Önce hizmet diyorsunuz, daha sonra biz kendimize bir yer buluruz diyorsunuz. Hatta ve hatta ben biliyorum, belediye olarak yapılan binayı da okula verdiğinizi biliyorum. Bizden önce işte rahmetli, evet, olan İhsan Güven Başkanımızdan Allah razı olsun. O zaman Anadolu Lisesi ihtiyaçtı. Eğer ki fiziki bir bina vermezseniz o okul ilçeye gelmiyordu. O anlamda burada kendisini hem rahmetle yad ediyorum. O okulu da o şekilde verdi. Gerçekten bizim belediye binamız, affedersin, çok çok özür diliyorum, ahır gibi. Biz ama sizin de ifade ettiğiniz şekilde önce vatandaş refaha, evet, kavuşsun, önce vatandaş
fiziki olarak rahatlasın. Daha sonra da biz inşallah onların buradaki hükümet binasını, Adalet Sarayı'nın ihalesini yapıldığında biz de bu meydanın işte 7,5 dönüm arazi meydanını yıkacağız. Komple belediye dükkanlarıyla, hükümet binasıyla, jandarmasıyla kaldıracağız. Bu meydanda kültür merkezi ve belediye binasını yapacağız. Ki orada da hem düğün salonumuz altında, hem otoparkımız, hem de yüzme havuzlarımız orada olacak. Bu şehri o zaman işte gerçekten hem de belediye binasına, kültür merkezine kavuşmuş olacak. Ki 7 dönümde, 7,5 dönümde bir meydana kavuşulduğunda biliyorsunuz şehirler meydanlarıyla anılır. O anlamda Korgan gerçekten 19 ilçenin içinde en büyük meydana sahip ilçe olacak. Çünkü Fatsa'da bir alan çıkarabilmek için bir sürü binalar istimlak edildi, bir sürü masraflar yapıldı. Bildiğim kadarıyla 34 milyona yakın bir masraf yapıldı. Bizim de ilçemizde 5-10 milyon bir masraf yapıldığında hem kültür merkezi hem de meydan projemiz hayata geçecek. Çok istimlak edecek bir binamız yok çünkü. Kendi dükkanlarımız var. Evet. Fatih Uçarmak inşallah başkanım bekliyoruz. Saygılar demiş. Recep Ali Tarhan başkanım başarılar dileriz. Bir konu var mümkünse programımızda var mı bilmiyoruz. Malum kış ayları rüzgar ve ormanlık bölge her taraf. Tarafımız elektrik kesintisi, direklerin yenilenme veya kabloların yer altına inme olayı var mıdır? Aslında bununla alakalı güzel bir çalışmanız da var. Galiba sonradan katıldı. Kısaca cevaplamanızı. Evet, inşallah Recep Ali Tarhan arkadaşımız biz dediğin gibi sondan katıldı galiba. Trafo merkezimi yapımdığında hem hatların yenilmesi inşallah gelecekte şehirde hatların yer altına alınması trafo merkeziyle beraber yüksek gerilimin olmasıyla beraber inşallah artık demiş şunu demeyecekler Recep Ali Tarhan arkadaşım. Yani Fatsa'dan hat koptu da elektrik işte ağaç devrildi de işte fırtına oldu işte göçtü kaydı heyelan oldu olmayacak. Korgan merkezden Saraliş'e 1 kilometre yok 500 metre. Yani kısa bir mesafede hatlar koptu mu ne oldu bilecek. O yüzden Korgan Allah'ın izniyle elektrik sıkıntısı yaşamayacak. Evet. Son bir isteğimizi daha okuyalım. Ahmet Parsak, değerli başkanım sayesinde hayal edilen hizmetler onun sayesinde gerçek oluyor. Selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Bahtiyar da katılanlar arasında. Evet. Ahmet Parsak arkadaşımıza ben teşekkür ediyorum. Gönlü yüreği güzel bir dostumuz. Bizim de çevre temizlik işlerinde bizim mesai arkadaşımız. İşini en iyi şekilde yapan bir dostumuz. Ona da buradan saygılarımızı iletiyoruz. Evet başkanım toparlayalım. Son sözlerimizi alalım. Anlatacak çok şeylerimiz var. Hizmetlerimiz hakikaten buralara sığmadı ama kısa bir değerlendirmede bitirdik. Önümüzde yatırımların olacağını görüyoruz. Yatırımlarla da söz edilecek bir Korgan var. Bir iki tane değil, çok en basit bir tane söylediniz. Valiliğe gittiğimde 14 tane projem var dediniz. Bu bile başlı başına bir yük. Yük. Gerçekten Hamza abi şöyle, Bolaban Havzası'nda Korgan Belediyesi'nin Korganlı hemşerilerimiz adına 14 proje verdik. İnşallah orada Dünya Bankası'ndan iyi bir proje. Bolaban Havzası'nı hayata geçiren, başlatan İsmail Belen abimize, o dönemde Ayhan Yılmaz'a, bu dönemde de nasip olan bu projenin gerçekten hayata geçirmesini sağlayan Ordu Milletvekilimiz, birinci sıra milletvekilimiz, benim de sevdiğim, değer verdiğim Profesör Doktor Şenel Yedi Yıldız hocama sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Bak bu bir tek Dünya Bankası'ndan yapılan Brezilya'da yapıldı. Bu burada konuşuluyor, çok basit bir proje değil. Asla yaşayıp görecekler, her ilçede inşallah dokunacak. Nikser ve Bozcalı'yı falan da aldılar bildiğim kadarıyla projenin içinde. Biz o projenin içinden yararlanmak için şurada 14 projemiz mi şurada elimizde. Ve onu da yaparsak, hükümet binası Adalet Sarayı'nı yaparsak, kültür merkezi belediye binasını yapar, Kerit Meydanı'nı yaparsak, yüksek gerilim hattı merkezimizi yaparsak, Yenipınar'daki 12 derslik okulumuzu yaparsak ki ihalesi her şey protokolü imzalandı. Tepelan dere ıslahımız var. Bir adet özel şirket park yapıyor. Bizim o zaman her mahallede çocuk oyun grupları vaatlerimiz vardı. Bakın hem sayıyoruz hem de bunları yavaş yavaş vaat ettiklerimizi daha bir buçuk yılda hayata geçmek için adımlar atıyoruz. Ki bizim vaat ettiğimiz 16 proje 14'te üstüne eklendiğinde 30 tane projeyi hayata geçireceğiz. 30 projeden 20'sini tamamlamış olsak yine kazanç. %60'ı bitmiş, 80'e bitmiş oluyor. O anlamda inşallah
Biz ana cadde binalarımızın tek tip boyanıp caddemizin aydınlatması dedik. 130, biz yine ne dedik? 80 kilometre beton yolda yaptığımızda dedik. O da burada yine bizim hayallerimizden. Her mahallede kullanılmayan okullarımız şu an zaten muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Birçoğu başladılar. Okulları köy eviydi, düğün eviydi, evet, nişan, düğün, cenaze, merasimlerin taziye eviydi. Bunlara yapıyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz. Birlikte yapacağız dedik çünkü muhtarlık binalarına dönüştürüyoruz. Hayalimiz en sonunda inşallah yani elektriği, suyu, altyapısı, okulu, yurdu, öğretmen evi, ikimizde burada 2 trilyon bir ödenek çıkarıldı. O da çok muhteşem bir 5 yıldız otel ayarında. Biz burada yurtlarımız, 2 tane yurdumuz, kız ve erkek yurdumuz bitti. Biz bunları, ya sosyal donatılarımız, bu projelerimiz, hepsi hükümet binası, Adalet Sarayı, çay bahçelerimiz, kafeteryalarımız ve yeşil alanlarımız olduğunda biz inşallah hayalimiz, yukarıda İBO okulumuz var, yüksek okul yapmayı arzu ediyoruz. Burada da Diyanet'te, yani burada hafız yetişen 100'e yakın öğrencimiz var. Kız ve erkek olmak şartıyla. Yani biz en azından İmam Hatip'te bir aile İmam Hatip liselerimiz var şehrimizde. İlahiyatla ilgili bir bölümü Korgan ilçemizde. Çünkü biz diğer alanlarda belki çok iyi değiliz ama yani din görevlisi anlamında müftü ve imam, işte din camia, din görevlilerinden ilahiyatçı anlamında, hafız anlamında Korgan ilçemiz gerçekten bir de değin adilerden oluşuyor. Altyapımız var. Altyapımız olduğu için bizim o anlamda inşallah ilahiyat fakültesini buraya alabilirsek çok iyi olur, yüksek okula. Evet. Ve sağlık meslek lisemiz var. Hemşirelik okulunu buraya yaptırabilirsek, alabilirsek, yani iki bölüm alsak bu yine Korgan için kazançtır, güzelliktir. Yani bu şehri daha farklı bir yere taşıyacaktır. İnşallah bu projelerimizle biz bu şehri güzel bir yerlere taşımak için gayret göstereceğiz. TOKİ sözümüz vardı, onu daha sonraya saklıyorum. Çünkü müteahhitlerimizin elinde bir hayli daireler vardı, onları bir eritmiş olsunlar. Biz de TOKİ için yer teminini yaptığımızda, arsa teminimizi yaptığımızda, o zaman 16 tane bizim söz verdiğimiz bu projelerin hepsi hayata geçmiş olacak. 14 projemizde onları eklediğimizde 30 tane projemiz inşallah hayata geçerse biz o zaman diyeceğiz ki gerçekten bu millet bize güvendi, inandı. Biz de bu inanan güvenlerin, hayal edenlerin hayallerini boşa çıkarmayacağız. Biz sorun üreten değil, sorun çözen bir belediye başkanı olarak, hesap soran değil, hesap veren bir belediye başkanı olarak tekrar bu halkın karşısına çıkacağız. İnşallah o isteyeceğiz. İnşallah. Evet, sevgili izleyiciler, bizim şehir programında Korgan'daydık. Bize bıraksanız sabaha kadar başkanımla hoş sohbet ederiz. Tabii ki kısa ve öz olsun, yaptıklarımız var, yapacaklarımız var ama yaptıklarımız daha fazla. Onu gördük, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Güzel hizmetler, adım atılmış, ilerliyor. Bittiğinde de inşallah tekrar böyle hem açılışlarda hem sohbetlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Bu akşamki bizim program Korgan'dan sona eriyor. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle şimdilik iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.